Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde Netanyahu yönetimi için Holocaust mağdurlarının çocukları Hitler'i çırak çıkartacak katliamlara imza atıyor ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından İsrail Dışişleri Bakanı yine Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi çok sert oldu. 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür. Örneğini sadece Hitler Almanya'sında gördüğümüz bir temerküz ve imha kampına dönüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde Netanyahu için yaptığı Hitler benzetmesi İsrail'de geniş yankı buldu. Holocaust mağdurlarının çocuklarının Hitler'i çırak çıkartacak, nazileri kıskandıracak katliamlara imza atabildiklerini gördük. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katsa sosyal medya hesabından Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor. İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırı sağcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları artık hem Filistinlilere hem de İsraillere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecektir. Filistinliler kendi ülkelerinde kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. Kuruluşundan beri sürekli işgal, zulüm ve haydutlukla topraklarını büyüten İsrail Masum kanı dökmeye devam ediyor. Holokost mağdurlarının çocuklarının Hitler'i çırak çıkartacak, Nazileri kıskandıracak katliamlara imza atabildiklerini gördük. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail Dışişleri Bakanını soykırım sözcüsü olarak nitelendirdi. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağ duyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak. Netanyahu'nun başında olduğu suç şebekesi insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak.